Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya sıfırdan coğrafya serimize başlıyoruz. Bu yeni bir serimiz. 2020-2021 dönemi için geçerli olacak videolara da yavaştan başlamış oluyoruz. Ki biliyorsunuz KPSS Coğrafya'da coğrafya konum birinci konumuz ve bu konudan başlıyoruz. Bunun yanında TYT ve AYT kısmında arkadaşlar yeni dönem hazırlıklarımız başlayacak. O arkadaşlara da buradan yine selamlarımızı gönderelim ve bu bilgilendirmeyi yapalım. Evet, birinci sorumuzda Türkiye ve kuzeye doğru gidildikçe iki meridyen arasındaki mesafe azalmasına rağmen 4 dakikalık fark değişmez. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Dünyanın şeklinin geoid olması. B. Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması. C. Çizgisel hızın kuzeye doğru gidildikçe azalması. D. Doğuda yerel saatin ileri olması. E. Paralel boylarının kuzeye doğru kısalması. Şimdi İki meridyen arasının biz kutuplara doğru giderek kısaldığını biliyoruz ve Türkiye'de kuzeye doğru gidildikçe bu mesafede giderek daralıyor ya da azalıyor. Ama 4 dakikalık fark sabit kalıyor, değişmiyor. Bunu da arkadaşlar çizgisel hızın azalmasıyla açıklıyoruz. Çünkü daha uzun mesafeyi daha hızlı döndüğü için 4 dakika. Daha kısa mesafeyi daha yavaş döndüğü için yine 4 dakikada alıyor o yolu ve 4 dakikalık zaman farkı değişmiyor iki meridyen arasında. O yüzden çizgisel hızın azalması bunun temel nedenini ya da en önemli nedenini oluşturuyor diyebiliriz. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Bunun yanında Türkiye'nin matematik konumunda işe yarayacak önemli noktalar şunlar. Bunları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Paralellerde paralel arasına baktığımızda 111 kilometre sabit kuş uçuşu uzaklık var. Başlangıç paralelimiz 0 ekvator. Paralellerin boyları kutuplara doğru azalıyor ya da çapları daralıyor ve en son nokta halini alıyor arkadaşlar. Meridyenlerde ise iki meridyen arası kutuplara doğru daralıyor. Az önce söylemiştik. İki meridyen arası zaman farkı her yerde 4 dakika oluyor. Bunun sebebi de çizgisel hızın kutuplara doğru azalması. Başlangıç meridyeni olan 0 Greenwich'i dikkate alıyoruz. Evet, bir başka bilgimiz ise ki keşfete düşen bilgimiz, ülkemizde aynı mesafede daha fazla boylam geçilir. Daha fazla yerel saat farkı vardır sorularında kuzeydeki yerler ya da kuzeydeki alanlar dikkate alınır. Çünkü kuzeye doğru meridyenler birbirine daha da yaklaşacağı için aynı mesafede daha fazla meridyen geçilir. Mantık şu arkadaşlar, özellikle iki meridyen arası kutuplara doğru daralıyor ve hepsi nerede birleşiyor? Kutup noktalarında birleşiyor. Buna bağlı olarak ki burada işte bu kadar mesafe gittiğimizde 3 meridyen geçerken burada o mesafeyi gittiğimizde 2 meridyen geçiyoruz. Çünkü bunlar dediğimiz gibi kutuplara doğru iyice birbirine yaklaşıyorlar ve en son kutup noktasında birleşiyorlar. O nedenle aynı mesafede daha fazla ne geçmeye başlıyoruz? Meridyen, buna bağlı olarak yerel saat farkı da artmış oluyor. Evet, ikinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin coğrafi koordinatlarını belirtirken kullanılmaz? Şimdi Türkiye'nin coğrafi koordinatlarını ezberlememiz gerekiyor. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu meridyenlerinde yer alır. 26-45 doğu meridyenleri, 36-42 kuzey paralelleri. 25 doğu meridyeni Türkiye'nin coğrafi koordinatları içerisinde değildir. Onu belirtirken kullanılması muhtemel olmayan bir meridyendir. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Ki buradan da özellikle Türkiye'nin 36-42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu meridyenlerinde olduğunu hatırlatıyoruz. Ki karıştıran arkadaşlar için 36-42 kuzey-güney yönünde daha az fark var. 6 enlem paralel fark var. Doğu batısı daha geniş arkadaşlar gözümüzde canlandırırsak ki bu da 26-45 arada 19 boylamlık farkın olduğunu söyleyebiliyoruz. Üçüncü sorumuzda Türkiye'nin özellikle uç noktaları var. Yukarıdakilerden hangisi Türkiye'nin uç noktaları arasında sayılmaz? Türkiye'nin uç noktaları arasında sayılmaz. Şimdi Türkiye'nin en doğusunda Iğdır, en kuzeyinde Sinop, en güneyinde Hatay, en batısında Çanakkale, Avlaka burnu dediğimiz alan yer almaktadır. O yüzden 1 ve 4'ü biz Türkiye'nin uç noktalarını dikkate alırken kullanmıyoruz. Doğru cevabımız da o nedenle C şıkkı oldu. Evet, hemen bakalım arkadaşlar uç noktalarımıza. Sinop İnceburun en kuzeyi 42 kuzey. Tabii bunun küsuratları da oluyor. Biz yuvarlıyoruz. Iğdır Dilucu 45 doğu. Hatay Beysun ya da toprak tutan köyü 36 kuzey. En güneyimizde yer alan paralelimiz. Çanakkale Avlaka burnu Gökçeada'da 26 doğu meridyeni kısmında yine söylenebiliyor. Evet, dördüncü sorumuzda Bursa ve Denizli illeri için
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yıl boyunca aynı değildir? Şimdi Bursa ve Denizli'yi yine haritada gözümüzde canlandırdığımızda bunların aynı boylamda olduklarını görüyoruz. Aynı boylamda yıl boyunca yerel saat aynıdır. Saat dilimi aynıdır. Ama güneşin doğuş ve batış vakitleri tarihlere göre değişir. Sadece 21 Mart, 23 Eylül tarihleri de aynıdır. Yıl boyunca dediği için bunu eledik. Gölge boyunun en kısa olduğu an öğle vaktidir ki aynı boylamda öğle vaktinde aynı anda yaşıyoruz. Buna göre güneşin doğuş vakti tarihlere göre değiştiği için doğru cevabımız C şıkkı olarak yine söylenebiliyor. Ki burada özellikle arkadaşlar hemen hatırlatalım. Aynı boylamda yerel saat, öğle vakti, gölge boyunun en kısa olduğu an ki andan kasıt arkadaşlar öğle vaktini ifade ediyor. Saat dilimi sadece 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneşin doğuş ve batış saatleri aynıdır. Neden? Çünkü gece gündüzün eşit olması gerekiyor. Örneğin 30 doğu boylamını dikkate alalım. 30 doğu boylamı üzerinde A ve B noktalarımız, merkezlerimiz olsun. A noktası ve B noktasında saati, yerel saati söyleyelim. Mesela 6 olsun ki aynı boylamda yerel saat aynı. 12 saat gece, 12 saat gündüzün yaşandığı 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde altta doğarsa 12 saat sonra yani 18'de batacaktır. Yine güneydekinde de 12 saat yaşandığı için gündüz süresi 18'de batacaktır. Doğuş ve batış süreleri ne oldu? Aynı oldu. Ama bunun yanında tarih değiştiğinde mesela 21 Haziran'da kuzeye doğru gündüz süresi uzuyor. O zaman kuzeydeki bir yerde gündüz süresi uzadığı için daha erken doğup daha geç batacak. Yani güneydeki bir merkezle kıyasladığımızda kuzeyde 21 Haziran'da daha erken doğup daha geç batar. Çünkü gündüz süresi daha uzun olur. O yüzden sadece ekinoks tarihlerinde aynı boylamda doğuş ve batışın aynı olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, beşinci sorumuz. Türkiye'de illerin il sınırları dikkate alınırsa yerel saat farkının en fazla olduğu il hangisidir demiş. Ki yerel saat farkı için arkadaşlar ne doğu ne batı ne kuzey ne güney hiçbir önemli değil. Doğu batı yönündeki genişliği önemlidir. Yani nerede olursa olsun doğu batı yönünde genişse yerel saat farkı daha fazladır. Bunlar içerisinde doğu batı yönünde en geniş olan il Antalya'dır. O nedenle doğru cevabımız E şıkkı oldu. Sorudan keşfet kısmında yerel saat farkının en fazla olduğu ilimiz Antalya'dır. Bunun nedeni doğu batı yönünde sınırın geniş olmasıdır. Bunun yanında yerel saat ve boylam farkının en fazla olduğu bölgemiz ise Karadeniz'dir. Ki Düzce'den başlayıp Artvin'e kadar giriyor. Arada çok fazla boylam farkı doğu batı yönünde genişlik söz konusudur. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, 6. sorumuzda Türkiye'de artık sadece yaz saatinde kullandığımız Iğdır'ın yerel saati 45 doğu boylamındaki Iğdır'ın yerel saati kullanacaktır. Buna göre aşağıdakilerin hangisine yerel saat ile ulusal saat farkı daha fazla olur? Şimdi burada arkadaşlar yaz saatini dediğimiz gibi 45 doğu boylamı olarak Iğdır'ı kullanıyoruz. Ne demek ulusal saat? Bir boylamı baz aldığımız ve tüm ülkede kullandığımız saattir. Örneğin bu merkezimizin yerel saati 12 olsun. O zaman Türkiye'nin her yerinde ulusal saati kaç alacağız? 12. Ki 12 olduğu için de aradaki fark 0. Ama buradan uzaklaştıkça örneğin 40 Doğu meridyenine geldim. Ulusal saatimiz olarak yine kaçı alacağız? 12'yi alacağız. Ama yerel saatimiz burada daha geri olacak. Çünkü arada 5 boylam fark söz konusu. Yani 20 dakika. Bunu da eksi olarak yani batıya geldiğim için daha geri olduğu için 11.40 yaptım. Ama ulusal saatim yine 12 çünkü Türkiye'nin her yerinde aynı. Aradaki fark 20 dakika oldu. Daha da uzaklaşırsam fark daha da artacaktır. O yüzden boylam olarak Iğdır'a daha uzak olan yeri seçersem yerel saatle ulusal saat farkı daha fazla. Ama Iğdır'a boylam olarak yakın bir yeri seçersem fark daha az olmaktadır. Buna göre en batıdaki yeri seçersem doğru cevabımın C şıkkı olduğunu görmekteyim. Evet, sorudan keşfet kısmında yaz saati uygulaması artık Türkiye'de geçerli ve sadece 45 Doğu Iğdır'ı kullanıyorum. Bu durumda batıda yerel saatle ulusal saat farkı fazla olacağı için bu durumdan en fazla etkilenen yerler ülkemizin batısında olacaktır. Bunu da hatırlatmış olalım, yine söylemiş olalım. Evet, 7. sorumuza geldik arkadaşlar. 7. sorumuzda da bazı neler var? Boylam ya da meridyen ve paralel dereceleri verilmiş. Boylam değerleri ve enlem değerleri verilen bu alanlardan hangisi Türkiye'nin bir kısmını kapsar? Burada da arkadaşlar şöyle bir yol izleyelim. Şimdi kuzeye doğru
artan bir derece varsa bu kuzey yarımküre en basit kısımda. Güneye doğru artan bir durumdaysa güney yarımküreyi ifade ediyor. Türkiye hangi yarımkürede? Kuzey yarımkürede, demek ki kuzeye doğru artacak. Bakıyoruz güneye doğru arttı. Bu Türkiye'yi zaten kapsayamaz güney yarımkürede. Bakıyoruz kuzeye doğru arttı. Bakıyoruz yine kuzeye doğru arttı. Bakıyoruz kuzeye doğru arttı. Bakıyoruz güneye doğru arttı. Çünkü 36-42 güneye doğru bir artış var. Bu da güney yarımküre. İki şıkkı eledik. Diğer nokta ise doğuya doğru artarsa bu doğu yarımküre, batıya doğru artarsa bu batı yarımküredir. Türkiye doğu yarımkürede 26-45 doğu kısmında yer aldığı için derecelerimiz doğuya doğru artmalı. Şimdi bakıyoruz 35-45 doğuya doğru arttı. 26-38 doğuya doğru arttı. 20-40 batıya doğru arttı. O zaman bunu da eledik. İki tane şıkkımız kaldı. B ve C şıkları. Burada artık Türkiye'nin o 26-45, 36-42 değerlerini kullanıyorum. Şimdi Türkiye 36-42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu meridyenlerinde yer almaktadır. O yüzden şu kısım Türkiye'nin bir kısmına karşılık gelmektedir. Ama buraya bakıyorum 26-38, 47-54. Türkiye'de zaten en kuzey 42 idi. 47'nin Türkiye'de olma ihtimali zaten yok. O yüzden bunu da eleyebilirim. Doğru cevabımın B şıkkı olduğunu söylüyorum. Ki burada da arkadaşlar az önce bahsettiğim paralel dereceleri kuzeye doğru büyüyorsa önce buna bakın. Kuzey yarımkürede olduğunu alın. Güney yarımküreleri eleyin. Meridyenler için doğuya ve batıya doğru artışa bakın. Türkiye için doğuya doğru artması gerekiyor. Batıya doğru artanları eleyin. Genelde iki şık kalır ve Türkiye'nin artık 26-45, 36-42 kısmını kullanarak burada yorumu yaptığınızda sonuç olarak ne yapıyorsunuz? Doğru cevaba ulaşıyorsunuz. Evet, 8. sorumuza geldik. Yıl içinde 4 mevsim belirgin olarak yaşanması. Batı rüzgarlarından etkilenirken Alize ve Kutup rüzgarlarından etkilenmemesi. Kış mevsiminde daha çok cephe yağışlarının görülmesi. Akdeniz iklim kuşağında yer alması. Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerin hangisinin sonucudur? Kuzey yarımkürede olmamız demiş. Dönenciler dışında olmamız. Bir yarımada ülkesi olmamız. Orta kuşakta yer almamız. Yükseltisi fazla olan bir ülke olmamız. Yukarıda verilen durumlar birebir Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığının kanıtları ya da sonuçları içerisinde değerlendirilir. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, burada ülkemiz orta kuşakta bulunduğu için A, B, C, D kuralından da bahsedeceğiz. Yıl içinde 4 mevsim belirgin yaşanır. Batı rüzgarlarından etkilenir. Kış mevsiminde daha çok cephesel yağışlar görülür. Akdeniz iklim kuşağında yer alır ki maki bitki örtüsü ve terarosa topraklarının görülmesi de bunun kanıtları arasındadır. Yıl içerisinde giysi değiştirme ihtiyacı fazladır. Çünkü 4 mevsim belirgin olarak yaşıyoruz arkadaşlar. Bunları da belirtmiş olalım. A, B, C, D kuralına gelelim. Ki Türkiye'nin orta kuşakta bulunmasına bağlı olarak Akdeniz iklim kuşağında yer alması, batı rüzgarların etkisinde olması, cephesel ya da frontal yağışların görülmesi, 4 mevsim belirgin olarak yaşanması şeklinde özetliyoruz. Bunları unutmamak gerekiyor. Evet, 9. sorumuza geldik. Güneş ışınlarını hiçbir zaman dikkatiyle almaz. Gölge boyu yatay düzlemde asla sıfır olmaz. Yukarıda verilen durumların Türkiye'de gerçekleşmesinin sebebi nedir? 26-45 doğu meridyenlerinde bulunmamız, kuzey yarımkürede yer almamız, 4 mevsim belirgin yaşamamız, orta kuşakta yer almamız, dönencelerin dışında bulunmamız. Bunların arkadaşlar baktığımızda Türkiye'de gerçekleşme sebebi dönencelerin dışında bulunmamızdır. Çünkü dönencilerin arasında olsaydık ya da içinde olsaydık durum değişecekti. Ona da bakacağız. Dönencilerin dışında olduğumuz için güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmiyor. Gölge boyu asla sıfır olmuyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, yine sorudan keşfet kısmında az önce bahsettiğimiz durumlar var. Güneş ışınlarını asla dik açıyla almıyoruz. Yatay düzlemde sıfır olmuyor. Ki varsayım sorularında dönencilerin arasında yer alsaydık şeklinde sorulursa Türkiye'de yıl içerisinde gölge boyu iki defa sıfır olurdu ve bakı yönüyle gölge yönü yıl içinde değişiklik gösterirdi. Şu an ise öyle bir değişiklik yok. Sürekli kuzeyi gösteriyor gölge yönü. Bunun yanında bakı güney yamaçlar ve bu değişkenlik göstermiyor. Ama dediğimiz gibi dönenciler arasında olsaydık hem kuzeyi hem güneyi gösterebilirdi ve gölge boyumuz sıfır olabilirdi. Evet arkadaşlar, birinci videomuzun sonuna geldik. İkinci videomuzda görüşmek dileğiyle dediğimiz gibi yorumlarınızı bekliyoruz. Size iyi çalışmalar diliyorum.